Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Üslü ifadeler ve denklemler konu kavrama testiyle dersimize devam edelim. Birinci sorumuz şu şekilde arkadaşlar. İşleminin sonucu kaçtır? 3 üzeri eksi 2 artı 3 üzeri eksi 1 artı 3 üzeri 0 artı 3 üzeri 1 artı 3 üzeri 2. 3 üzeri eksi 2 demek arkadaşlar sayı ters çeviriyor. Negatif kuvvetlerde 1 bölü 9 demektir. 3'ün karesi. 3 üzeri eksi 1, 1 bölü 3 demek. Artı 3 üzeri 0, 1. Artı 3 üzeri 1, 3. Artı 3 üzeri 2, 9. Şurada rasyonel ifademizde paydamızı eşitleyelim. 3 ile genişletelim arkadaşlar. 1 bölü 9 artı 3 bölü 9 artı 3, bir daha 4, 4 9 daha 13 ediyor arkadaşlar burası. Şurayı toplayalım. Kaç oldu? 4 bölü 9 artı 13 şeklinde oldu. Burada bir paydamız vardı. 9 ile payda eşitleyelim. 4 bölü 9 artı 9 kere 3 27 9 kere 1 9 2 ile 11 117 4 artı 117 bölü 9 Bu da ne yapar arkadaşlar? 121 bölü 9 Cevabımız D şıkkıdır. İkinci sorumuz arkadaşlar. İşleminin sonucu kaçtır? Eksi 3 üzeri eksi 2'nin küpü bakın. Dıştaki kuvvetimiz negatif. İçteki kuvvet pardon tek. İçteki kuvvetimiz çift. Yalnız bu dıştaki kuvvet tek olduğu için bu ifade negatif bir değer alır. Yani burası ne olur arkadaşlar? Eksi 3 üzeri eksi 2 ile işte kuvvetle dıştakini çarpıyordum. Eksi 6 artı. Bakın burada eksi 3 üzeri 3'ün eksi ikinci kuvveti çift kuvvet verilmiş. Dolayısıyla bu nedir? Artı değer alacaktır. O halde burası da 3 üzeri işte kuvvetle dıştaki kuvveti çarptık. Eksi 6 oldu. Bölü. Buradaki ifademiz eksinin çift kuvvet olduğu için 3 üzeri eksi 2 çarpım Burası tek olduğu için eksi 2 üzeri eksi 3 şeklinde söyleyelim. Bakın burada eksi 3 üzeri eksi 6 ile artı 3 üzeri eksi 6 birbirini sadeleştirir. Payda sıfır kalır. Paydamız ise 3 üzeri eksi 2 çarpı eksi 2 üzeri eksi 3 olur. Sıfırın bir sayıya bölümü sıfır olacağı için cevabımız A olmuş olur. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. 0,125 çarpı 2 üzeri 3 bölü 0,5 bölü 2 üzeri eksi 3 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi 0, 125 arkadaşlar 125 bölü 1000 olarak söylüyoruz. Sadeleştirme yaptığımız zaman 1 bölü 8 olur. O halde yerine yazalım şimdi burada. 1 bölü 8 çarpı 2 üzeri 3'ün değeri 8 bölü 0,5 arkadaşlar 5 bölü 10'dur. 0,5 5 bölü 10 sadeleştirirseniz 1 bölü 2 eder. O halde burası nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 bu yukarıya geçtiği zaman çarpı 2 üzeri 3 kuvvetimiz eksiden artıya dönecek. 8'leri sadeleştirelim. Pay 1 olsun. Buradaki sadeleştirmeyi yaparsak 2 üzeri 3'ten 2'yi sadeleştirseniz 2 üzeri 2 kalır. Cevabımız da ne olur? 1 bölü 4 olmuş olur. Dördüncü soru arkadaşlar Sayısı kaç basamaklı bir sayıydı? Şimdi arkadaşlar bir sayının kaç basamaklı olduğunu hesaplarken biz onun kuvvetlerini buluyorduk. 10 üzeri n dediğimiz zaman arkadaşlar bu ifadede e, n tane sıfır var demektir. Yani 1, 1, 2, 3 şu şekilde n tane sıfır olmuş oluyor. n tane sıfır. Önündeki basamaktan dolayı bunun basamak sayısı n artı 1 olarak söylüyoruz n artı bir basamaklıdır. Dolayısıyla burada herhangi bir sayıyla 23 çarpı 10 üzeri 5 dediğimiz zaman bu sayımızda 5 tane 0 var. 2 tane de önünde basamak olduğu için bu sayımız 5 artı 2'den 7 basamaklı olur. Şimdi 10 çarpan arkadaşlar 2 ve 5'ten oluştuğu için bu tür ifadelerde 2 ve 5 çarpanlarını bulmamız gerekiyor. O halde bu ifademiz nedir? 7 çarpı 8 sayısı 2'nin küpüydü. İçteki kuvvetle dıştakini çarptığımız için 2 üzeri 12 çarpı 25 5'in karesiydi. 5 üzeri 2 ile 6'yı çarparsam 12 olur. Bakın burada tabanlar aynı olduğu için bu 7 çarpı 2 çarpı 5'in 12. kuvveti olur. 7 çarpı 10 üzeri 12 olur. Bakın burada 12 tane 0 var. Bir de 1, 7 vardı. 13 basamaklı yani 12 artı 1 eşittir. 13 basamaklı bir sayıdır. Cevabımız E şıkkı olur. Beşinci sorumuz. işleminin sonucu kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar 3 üzeri x, eksi 3 üzeri eksi x bunlarla uğraşmamak için işi biraz daha basitletmek amacıyla 3 üzeri x'e biz a dersek 3 üzeri eksi x'in değeri 1 bölü a olur. Şimdi yerine yazalım. 12 bölü 1 eksi a artı 12 bölü 1 eksi 1 bölü a şekli. Şurada payda eşitleyelim arkadaşlar buradan. 12 bölü 1 eksi a artı 12 bölü a eksi 1 bölü a olur. Ters çevirip çarparsak burayı 12 bölü 1 eksi a artı 12 a bölü a eksi 1. Bakın burada paydalarımız biri 1 eksi a birisi de a eksi 1 arkadaşlar. Şurayı 1 eksi a'ya çevirirsem şu işaretimiz ne olur? Eksi olur. Bu durumda 12 bölü 1 eksi a eksi 12 a bölü 1 eksi a şekline gelir. Bakın yukarıyı 12 parantezine aldığımızda 12 parantezinde burada 1 eksi A bölü paydamızda 1 eksi A olur. Bunları sadeleştirdiğimiz zaman cevabımız 12 olur. A şıkkını bulmuş oluruz. 6. soru arkadaşlar. Şöyle. 6 üzeri x eşittir A olduğuna göre 9 üzeri x artı 1 çarpı. 0,25 üzeri eksi x ifadesinin a cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 6 üzeri x zaten a olarak verilmiş. Biz şu ifadeden hareket edelim arkadaşlar. 9 üzeri x artı 1 üstler toplandığı için biz bunu 9 üzeri x çarpı 9 olarak söyleyebiliriz. 0,25 25 bölü 100'dür. 25 bölü 100 sadece 1 bölü 4 eder. 1 bölü 4 üzeri eksi x'tir. Devam edelim. 9 üzeri x çarpı 9. Şu 4'ü yukarıya geçirdiğimiz zaman 2 üzeri eksi 2'den dolayı bununla çarparsam 2 üzeri 2x olur. 9 sayısı arkadaşlar 3'ün karesiydi. 3 üzeri 2x çarpı 9 çarpı 2 üzeri 2x olur. Bakın üstler eşit olduğu için bu ifadede bu ikisini birlikte alırsanız 3 kere 2 6. 6 üzeri 2x çarpı 9 olur. Şimdi bu üstler çarpıldığında arkadaşlar biz bunları ayrıştırıp şu şekilde söyleyebiliyorduk. Ee, kuvvetleri yer değiştirerek 6 üzeri x'in karesi çarpı 9 biçimine getiririz. 6 üzeri x'in değerini a olarak verdiği için 9 çarpı a kare olarak cevabımız e şıkkı olur. Yedinci soru bir sıralama sorusu arkadaşlar. X, Y, Z'nin değerleri verilmiş. X, Y ve Z sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakiler hangisidir? Şimdi arkadaşlar üslü ifadelerde sıralama sorularında bu ifadede üstleri e, eşitlemeye çalışacağız. Üstler eşit olan ifadelerde tabanı büyük olan daha büyüktür diyeceğiz. Dolayısıyla X eşittir. 2 üzeri 30'u biz 30, 18 ve 12'nin ortak böleni olan 6'yı eşitlemeye çalışsak 2 üzeri 5'in 6. kuvveti bu da 32 üzeri 6 olur. Y sayımız 3 üzeri 18. Bunu e, 3 üzeri 3 kere 6 18 olduğu için 3 üzeri 3'ün 6. kuvveti biçimde söylersek 3 üzeri 3 27 olduğu için 27 üzeri 6. Z sayımızda arkadaşlar 5 üzeri 12. 12 6'nın 2 katı olduğu için 5 üzeri 2'nin 6. kuvveti biçimde söylersek 5 üzeri 2 25'tir. 25 üzeri 6 olur. Dolayısıyla bize küçükten büyüğe sıralama demişti. 25 27'den daha küçük ve 27 32'den daha küçük olduğu için Z küçüktür. Y küçüktür. X sıralaması doğru seçeneğimizde C şıkkı olmuş olur. 8. soru işleminin sonucu kaçtır? Burada arkadaşlar benzer terim bulmaya çalışacağız. Şurada 5 üzeri n artı 1'i öncelikle şöyle yazalım. Ü e 3 çarpı 5 üzeri n artı 5 çarpı üstler toplandığında tabanlarını çarparak yazabiliyorduk. 5 üzeri n artı 7 çarpı 5 üzeri n bölü. Burada 5 üzeri n'ler ortak. Eksi 2 çarpı artı eksi 6 eksi 8. Eksi 8 tane 5 üzeri olmuş olur. Üstteki ifadede arkadaşlar bakın 5 üzeri ne parantezini aldığımız zaman 5 üzeri parantezinde eksi 3 artı 5 ve artı 7. Eksi 3 artı 5 ve artı 7 bölü. Burası da 5 üzeri parantezinde eksi 8 söyleyebiliriz. 5 üzeri neleri sadeleştirelim. Eksi 3 artı 5 artı 2 9 payımız bölü eksi 8 eksi 9 bölü 8 cevabımız E şıkkı olmuş oluyor. Dokuzun soru x ve y gerçel sayılar için 3 üzeri x eşittir 12 üzeri x eksi y olduğuna göre 3 üzeri y'nin x ve y cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu eşitliği alalım. 3 üzeri x eşittir. Üstler çıkarılmış. Öyleyse biz bunu nasıl yazıyorduk? 12 üzeri x bölü 12 üzeri y biçiminde söyleyebiliyoruz. Şurada 3 üzeri x ile 12 üzeri y'yi yer değiştirirsek eğer 12 üzeri y eşittir. 12 üzeri x bölü 3 üzeri x olur. 12 sayısı arkadaşlar 4 ve 3'ün çarpımından oluştuğu için şuraya biz 4 üzeri y çarpı 3 üzeri x biçiminde söyleyelim. Bunu da arkadaşlar 4 üzeri x çarpı 3 üzeri x biçiminde ayrıştırırsak 3 üzeri x'e bölelim. 3 üzeri x'ler şöyle sadeleşti. Bizden pardon şurası 3 üzeri y olacaktı arkadaşlar. 3 üzeri y'nin x ve y cinsinden değerini sormuştu. O halde 3 üzeri y'yi yalnız bırakalım. 3 üzeri y'yi yalnız bırakırsam buradaki 4 üzeri y çarpanı diğer tarafa bölen olarak geçer. 4 üzeri y. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Bölme işleminde payın kuvvetinden paydanın kuvvetini çıkarıyordum. O halde 4 üzeri x y olur bu ifade. 4 üzeri x y C şıkkında verilmiş. 10. soru arkadaşlar. 3 üzeri x bölü 3 üzeri y eşittir. 81 olarak verilmiş. x eksi y üzeri x'i 16 işlemi Olduğuna göre x çarpı y çarpımının değeri kaçtır? Şimdi biz şuradan hareket edelim arkadaşlar. Ee, bölme işleminde tabanlar aynı. Payın kuvvetinden paydanın kuvvetini çıkarıyoruz. O halde 3 üzeri x eksi y eşittir. 81 sayısı arkadaşlar 3'ün 4. kuvvetidir. 3 üzeri 4 olarak yazarız. Üstlü denklemlerde tabanlar eşit ise eğer üstler eşit olacağı için x eksi y değeri kaç olur arkadaşlar? 4 olur. Bunu ikinci denklemde getirip yerine yazarım arkadaşlar. x eksi y üzeri x eşittir 16 idi. x eksi y yerine 4'ü yazalım. 4 üzeri x eşittir 16 da 4'ün karesi olduğundan dolayı ne diyeceğim? x eşittir 2'dir. x eşittir 2 değerini x eksi y 2 eksi y eşittir 4 denklemde yerine yazarak y'yi diğer tarafa 4'ü sol tarafa alırsanız y değerde kaç olur? Eksi 2. O halde bizden x çarpı y'yi sormuştu. 2 çarpı eksi 2 eşittir eksi 4. Cevabımız da aşıkkı olmuş oluyor. 11. sorumuz arkadaşlar. işleminin sonucu kaçtır? 3 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 2 bölü 5 çarpı 3 üzeri eksi 4 artı 4 çarpı 3 üzeri eksi 4 artı 8 çarpı 3 üzeri eksi 4 oldu. Şurada bakın bunların 3 üzeri eksi 4 terimleri eşit olduğu için payı aynen yazalım. 3 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 2 biçiminde. Burayı topladığımız zaman arkadaşlar 5, 4 daha 9, 9 çarpı 3 üzeri eksi 4 olur. Artı 8 çarpı 3 üzeri eksi 2 oldu. Evet. Burasını şu şekilde 9'u 3'ün karesi biçiminde söylersek arkadaşlar 3 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 2 bölü burası 3'ün karesi olduğu için 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri eksi 4 artı 8 çarpı 3 üzeri eksi 2 şeklinde gelir. Bakın tabanlar aynı olduğu için çarpmada üstler toplanacağı için Buranın değeri kaç oluyor arkadaşlar? 3 üzeri eksi 2 oluyor. O halde 3 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 2 bölü 3 üzeri eksi 2 artı 8 tane 3 üzeri eksi 2. 9 tane 3 üzeri eksi 2 olur. Burası 9. Üstteki 9'la sadeleştirirsek şöyle gitmiş olsun. Bunu yukarıya geçirdiğimiz zaman 3 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 2 olur. 3 üzeri 2 çarp 10 üzeri 2. 3 üzeri 2 9. 10 üzeri 2 100. O halde burası ne oluyor? 900. Cevabımız C şıkkı oluyor. 12. sorumuz arkadaşlar. 18 üzeri A eşittir 3. 6 üzeri B eşittir 5 olduğuna göre 18 üzeri B eksi A çarpı B ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar şuradan hareket edelim. 18 üzeri B eksi A çarpı B. Üstler çıkarılmış. Bunu şu şekilde bölüm olarak yazabiliyordum. 18 üzeri B bölü 18 üzeri A çarpı B. Şuradaki işlemimiz arkadaşlar 18 üzeri B bölü 18 üzeri A'nın beyinci kuvveti şeklinde buraya paranteze alabiliyordum. 18 üzeri A'nın değeri 3 olduğu için 18 üzeri B bölü 3 üzeri B biçiminde. Şimdi kuvvetlerimiz aynı değer. O halde bunları bölebiliyoruz. Bunları böldüğümüz zaman ne olur arkadaşlar? 18 bölü 3'ün beyinci kuvveti. Bu nedir arkadaşlar? 18 bölü 3 6 üzeri B olmuş oluyor. 6 üzeri B'nin değeri 5 olduğu için cevabımız 5'tir. E şıkkı